Yaklaşacağım. Tamam, ne güzel. Emre hocam ne diyor? Hepimiz Profesör, can kulağıyla dinleyelim. Doktor Emre Akin hocam günaydın. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız kıymetli üstadım? Hakan üstadım. Sağ olun Barış hocam, üstadım. Hocam sizi görünce daha iyi oluyoruz. Vallahi hocam. Sağ olun, sağ olun. Hocam yine çok şık bu sabahta. Onu söyleyelim şimdi. Adet oldu üzere. Ama öyle yani gerçekten. Bir kere de hocam bir şaşırt. Ne bileyim ya böyle bir... sen tabii sporda geliyorsun böyle tişört falan da giyersin ama yani maşallah. Ya sen de ben de şimdi üniformayı giyip geliyoruz. Doğru. Açıkçası yani. Ama şimdi hocam başka bir hava, bir ambiyans katıyor. Tarzı yani. Var hocam. Evet. Şimdi hocam bugün manşette para politikası tehdit yarattı diye bir arkadaşlar önermeyi öne çıkarmışlar diyeyim ben. Ya bunu kim söylüyor diye haberin içeriğine baktığımızda Para Politikası Kurulu söylüyormuş. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Haziran ayına kadar uygulanan politikanın ekonomik istikrarı ve özellikle finansal istikrarı tehdit ettiği tespiti yapılmış. Ne dersiniz? Şimdi değerli dostlar, yani Hakan Üstadım beni çok iyi tanıyor ve ben hep meselelerin bir arkasına dolanıp asıl niyetin ne olduğunu sezmeye çalışan, iktisadın temel felsefesinin insan olduğunu, insan odaklı bir bilim olduğunu, dolayısıyla önce insan davranışlarını ve karakterde göz atılması gerektiğini anlıyorum. Şimdi bütün bu yazılar, çiziler, bütün bu davranışlar aslında şunu gösteriyor. Önceki dönem kötüydü. Ben şimdi başka bir dönemi başlattım. Bunu da aslında tam icraat olarak yapamıyorum. Ama sözlerimle bir önceki dönemi beğenmediğimi göstermek istiyorum şeklindeki metinler bunlar. Çünkü Para Politikası Kurulu içindeki arkadaşların hani tamamı değişti mi ki bu kararları alırken onlar orada yok muydu? Sonra bir önceki başkan her ne kadar benim Merkez Bankacılığı açısından çok eleştirdiğim tarz açısından da ondan sonra kendisini zaman zaman medya üzerinden değil de yazılarımla uyardığım bir kişi olmasına rağmen gidenin arkasından bu kadar hani teneke çalmak anlamına gelen metinlerin ortaya konmasının bir tek sebebi var. Aslında tam olarak Merkez Bankası Başkanımız hanımefendi kafasındaki istediklerini yapamıyor. Öyle gözüküyor çünkü konjonktür buna müsait değil. Ama biz zaten defalarca sizinle yaptığımız canlı yayınlarda serbest piyasa ekonomisine tedrici geçişler yapılması, yani kademeli geçişlerle bunu yapmak gerektiğini, bazen tekrar eski sisteme bir iki gün döneceğini, aynen Hakan Üstad'ın dediği gibi yani biraz yarım hibrit şeklinde bir geçişin daha uygun olacağını söyledik. Ama bir acele var. Onu anlıyorum. Bu acelenin önemli bir sebebi Merkez Bankası'nın rezervleri her ne kadar gıdım gıdım güçlense de şu an aslında dışarıdan bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir seviyede değil. Ama bunu hemen de güçlendirmek mümkün değil. Bunun bir sebebi var. Hani doğrudan doğruya Merkez Bankası piyasadan dolar almaya kalksa bu sefer de enflasyonu tekrar hortlatacak geçiş etkisi sebebiyle. Bunu da yapamıyor. Ama en azından eski uygulamaların hepsine birden tükaka diyor. Yani benden önce berbattı diyor. Katılıyorum ha bu arada. Yani yanlış bir şey söylemiyor. Çünkü bir para politikasının ben uygulandığını da zannetmiyorum. Yani bence her sabah kalkıp yeni bir şey icat etmek üzere bir politika vardı. Hanımefendi, Merkez Bankası Başkanımız ve o zaman var olan ama bugün hanımefendiyle beraber biraz ayılmış gibi gözüken kurul üyelerimiz de diyorlar ki içlerinden, ondan sonra ya yanlış yapmışız biz. Tamam bunların hepsi güzel. Bunların hepsi güzel de kamu bankalarından 1 milyar dolar civarında döviz satılması aslında bir anlamda Merkez Bankası diyor ki ya böyle işler yapılıyordu artık bu işleri ben yapmayacağım. Bu işleri kamu yapıyor. Şimdi bankalar deyince bankalar tarafında da eski Merkez Bankası, pardon eski diyemeyeceğim. Çünkü atanma evrakı onun eski olmadığına hali hazırda sanki iki görev yapıyormuş gibi olduğunu gösteriyor. Çünkü atanma yazışı şöyleydi. Merkez Bankası
guvernörü yani başkanı Şahap Kavcıoğlu BDDK başkanı olarak atanmıştır diyorum. Yani dolayısıyla Sayın Şahap Kavcıoğlu aslında görevinden alınıp BDDK başkanı olarak atanmadı. Ama ne dediğim gibi bir önceki başkan, şu an BDDK başkanı dövizle alakalı çok fazla yükselmemesi, yani piyasayı bozmaması için veya döviz ihtiyacının giderilmesi sorumluluğunu Sayın Kavcıoğlu almış gözüküyor. Bu da anlaşılıyor ki ekonomide iki tane grup arasında ciddi bir çekişme var ondan sonra. Ama lazım olan, faydalı olanı sanki Sayın Kavcıoğlu lazım olan sözleri sarf ederinde yeni Merkez Bankası Başkanı olduğu gözüküyor. Bana göre çok ilginç bu.